önemli kısma geçiyorum. Şimdi burada iki tane başlığımız var. Birincisi ekim meselesi, ikincisi de son dönemlerde huzur evlerine başvurular arttı. Neden arttı? Niçin arttı? Konuşacağız. Ama önce şunu konuşalım. Cem Küçük yayınında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Mehmet Şimşek'in ben açıklamasına baktım. Ne açıklamıştı Mehmet Şimşek? Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. En düşük emekli aylıkları ile ilgili düzenleme yapılıyor, çalışılıyor falan demişti. Tabii biz bu düzenlemeyi ne zaman bekliyoruz? Yılbaşında mı yapılacak? Ne zaman olacak? Cem Küçük diyor ki ben bu açıklamadan anlıyorum ki bu düzenleme Ekim ayında yapılacak diyor. Yani Ekim ayında böyle bir düzenleme olacak diyor. Yani Ekim ayı geldiğinde sadece 7.500 lira emekli maaşı alan emeklilere bir düzenleme yapılacak. Yani orada işte rakam arttırılacak. Artık kaça çıkarılacak? Ama varsayımı Cem Küçük'ün bu. Şimdi ben burada bir bilgi eksikliği olabilir mi diye sorgulamak istiyorum. O da şu. Çalışma yapılıyor diye söylüyor Mehmet Şimşek. Tabi tarihini vermiyor. Ama Cevdet Yılmaz tarih verdi. Mesela Cevdet Yılmaz dedi ki yıl sonuna kadar tamamlayacağız dedi. Ama Cevdet Yılmaz bütün emeklileri kapsayan bir şey söyledi. Burada iki ayrı bir çalışma olabilir mi? Çok zannetmiyorum. Yani muhtemelen tek bir çalışma yapılacak, tek bir çalışma götürülecek. Ama burada tarihi önemli, kritik. Ama Cem Küçük'ün burada söylediğine göre o tabii kendi yorumundan bahsediyor. Benim gördüğüm kadarıyla Ekim ayında en düşük emekli maaşı alan 7.500 lira alanlara yönelik düzenleme yapılacak diyor. Şöyle bir düşünüyorum. Ekim ayı geldi, meclis açıldı ve denildi ki işte biz emeklilerle ilgili düzenleme yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 7.500 lirayı 10.000 lira yapıyoruz dediler. Diğer emekliler mesela nasıl tepki verecek? Ne söyleyecek? Yani onları yıl sonuna kadar nasıl tutacaklar? O da işin ayrı bir durumu. Bunu da çok anlamış değilim. Ha bu arada sadece yıl sonunda diyelim ki Ekim'de bir şey yapılmadı. En düşük emekli maaşı alanlara da yapılmadı. Yıl sonu geldi. En düşük emekli maaşı alanlara ekstra bir zam yapıldı ama işte 7.500 liranın üzerinde alanlara sadece enflasyon farkı verildi. Yine orada da problem oluşturur. Yani en azından iktidarı bu konuda zor günler bekliyor. Zor günlerden kastım bu tepkileri nasıl püskürtecekler, nasıl işte bu vatandaşa ne açıklayacaklar, ne söyleyecekler. Meclis açılınca hepsine hakim olacağız. Ama Cem Küçük diyor ki Ekim'de ben Ekim diye anlıyorum diyor. Peki şimdi Fox Haber'in bir haberi var. Bu haber şu. Yüksek kiraları ödeyemeyen emekliler, bununla ilgili son günlerde çok haber görüyoruz. Fox Haber'de farklı bir emekliyle konuşmuş yapmış. İşte bir emekli vatandaş 8 bin lira maaş alıyor. O 8 bin lira maaşıyla kira ödeyemiyor. Pansiyonda kalıyor. 4 metrekare bir pansiyonda kaldığını söylüyor. O pansiyona da ayda 3 bin lira bir para verdiğini söylüyor. Ucu ucuna yani ay sonunu getirdiğini söylüyor. Bunun dışında da bir işte yaptıkları haber içeriğinde huzur evlerine de çok ciddi bir başvuru söz konusu. Huzur evlerine başvuru yapıyorlar. İşte özel huzur evleri burada tabii ben meseleyi biraz da huzur evlerine yaradı derken özel huzur evlerini de kastederek söyledim. Ama tabii vatandaşlar devlete bağlı diyebileceğimiz huzur evlerine başvuru yaparken cevap olarak genelde dolu cevabıyla karşılaşıyorlar. Bu meselenin dışında Ali Tezel'in çok ilginç bir yorumu var bu konuyla alakalı. Ali Tezel diyor ki SGK'nın huzur evleri sorunu diye yazılmış. Söylediğine göre Ali Tezel SGK'nın kendi huzur evlerinde aylığı yani SGK'nın kendine ait huzur evlerinde aylığı 20 bin liranın altında olan emeklileri kabul etmediğini ve bu durumun emekliler için büyük bir sorun olduğunu belirtmiş. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 7.500 lira veriyor ama huzur evine gel derken 20 bin lira istiyor diye bu çelişkiyi vurgulamış. Bu da aslında çok skandal bir mesele. Düşünebiliyor musunuz? Yani devletin bir kurumu, eğer Ali Tezel'in iddiası doğruysa bu anlamda yorumlamak lazım. Devletin bir kurumu SGK işte evet huzur evine gelebilirsin ama maaşın ne kadar zaten ben görüyorum. 20 bin liranın altında mı? Sen gelme kardeşim diye Ali Tezen'in iddiasına göre böyle bir şey var. Yani ben devletin huzur evine gelemiyorsam bir emekli vatandaş olarak devletin bana verdiği bu para karşılığında demek ki burada maaşlarda bir problem var değil mi? Yani bunu sorgulamadan bu şekilde 20 bin liralık bir kota koyduklarını belirtmiş. Ama genel olarak Fox Haber'in yaptığı haber
doğrultusunda huzur evlerinde doluyuz cevabı alındığı vurgulanmış. Zaten özel huzur evleri vesaire onların rakamları çok ciddi boyutlarda. Onlara hiç girmiyorum. Onlardan hiç bahsetmiyorum. Değerli izleyenler, maalesef tablo bu şekilde. Şimdi bu kısmı da konuştuk ve anketimizi bir sonuçlandıralım. Ankette size ne sormuştuk? Şunu sormuştuk. İki isim CHP Genel Başkanlığı için yarışa girse kim kazanır diye. Makhaber'de anketimizi cevaplayan izleyicilerimiz ne cevap vermiş? Hemen şöyle alalım. Ekranımıza yansıtalım. 168 kişi oy kullanmış. Özgür Özel diyenler %75, Kemal Kılıçdaroğlu kazanır diyenler %25 olarak cevap vermiş. Diğer kanaldaki anketi hemen bir sonuçlandıracağım. Hemen bir sonlandıracağım. Sonrasında onu da buraya yansıtacağız. Bir saniyenizi alıyorum. Evet, orada da 92 kişi oy kullanmış. Hemen hemen aynı sonuç çıkmış değerli izleyenler. %72'si Özgür Özel demiş. %27'si Kemal Kılıçdaroğlu diye cevaplandırmış. Bu anketin sonucunu bu şekilde bir cevap vermiş. Peki. Biraz böyle şeye bakalım. Menekşan diyor ki Özgür Özel olur kesinlikle diyor da valla delege işi hiç öyle göstermiyor. Muhalefetin yapması gerekenle ilgili güçlü muhalefet. Yani burada iktidarın kazanması kaybetmesi meselesinden ziyade burada şöyle bakmalısınız bence meseleye. Vatandaşın çıkarına hayrına ne olur? Hangi partiyi desteklediğinden bağımsız söylüyorum. Kıran kırana bir yarış geçmesi lazım. Herkes kelle koltukta olması lazım. Yani ben garantiledim. Ben bu işi işte yaptım, bitti, tamam, kazandık. Bu kafada olursa hizmet falan vermez, vaat falan açıklamaz, elindekini vermez maalesef. Böyle bir dönem. O yüzden de şunu belirtmek isterim. Muhalefetin bu süreçte güçlü olması iktidarı zorlar. İktidarın zorlanması vatandaşa yarar. O yüzden iktidarda muhalefette yapılması gereken bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Yani işte genel başkanlık düzeyinde, yönetim düzeyinde bir değişiklik yapmaları gerekiyor. İyi Parti ile tekrar beraber hareket etmeleri gerekiyor. Ama tabii adil şartlarda böyle işte yarı yarıya meclis alalım falan bilmiyorum, o ayrı mesele. Ama bir diğer taraftan da farklı bir şekilde ittifak içerisine girmeleri gerekiyor. Bakın görürsünüz iktidar kanadı zaten burada beraber hareket edecekler. MHP, AK Parti yanlarına daha çok parti çekecekler. Bunu yakın bir dönemde zaten görürsünüz. Bu da otomatik olarak iktidarı zorlar. İktidar zorlaması da vatandaşa fayda sağlar. Ama iktidar zorlanmazsa, ben zaten bunlar zaten dağılmış kardeşim, ben zaten kazanırım diye düşünürse ona göre de hareket eder.